Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoda görmüş olduğunuz böcekler un kurtlarının anaçlarıdır. Bu videomuzda ağırlıklı olarak un kurtlarının kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Un kurtları muhabbet kuşu, bülbül, kanarya, papağan gibi kuş türlerinde tüy değişim dönemlerine yardımcı olmak için eşi hazırlık dönemlerinde ve yumurtlama dönemlerinde yumurta doluluk oranını artırmak için kullanılan oldukça ideal bir besin kaynağıdır. Videoda görmüş olduğunuz gibi böceklerimizi, ters dönen böceklerimizi düzeltiyoruz. Bundaki amacımız da fazla efor harcamalarını engellemek ve düzelemedikleri takdirde ölmelerini engellemek için anaçlarımızı düzeltiyoruz. Bir başka kullanım alanı ise kanatlı kümes hayvanlarıdır. Kanatlı kümes hayvanlarında her dönemde verilebilir. Anaç hayvanlarda yumurta verimini ve yumurta doluluk oranını artırmak için kullanılırken civcivlerde ise yumurtadan çıkmasından itibaren verilmeye başlanabilir. Birçok araştırmada un kurdu ile beslenen civcivlerin yaşam oranlarının %99'lara çıktığı tespit edilmiştir. Viyolleri koymamızın nedeni un kurtlarımız, un kurdu böceklerimiz rahat hareket etmeleri için ve buralarda viyollerin üzerinde eşleştikleri için viyolleri kullanıyoruz. Un kurdunun başka bir kullanım alanı akvaryum balıklarıdır arkadaşlar. Akvaryum balıklarında doğurganlığı artırmak için, doğum yapan balıklarda kondisyonu artırmak için kullanılır. Ayrıca hızlı gelişim ve parlak renklere sahip olmaları için de kullanılır. Un kurdu böceklerimizin su ihtiyacını karşılamak için elma, armut, patates, havuç gibi besinler verilmesi gerekmektedir. Şu an patates kullanmayı tercih ettik. Bu vermiş olduğumuz besinleri 2 günde bir değiştirmemiz gerekmektedir. Un kurdunun kullanım alanları oldukça geniştir. Canlı yem olarak kullanıldığı diğer alanlardan bahsetmek gerekirse pupa olarak su kaplumbağalarında, ergin böcek halleriyle ise bukalemun, tarantula, akrep gibi sürüngenler ve eklem bacaklılarda kullanılabilmektedir. Biz un kurdu üretimi için başlangıç olarak 50 gram böcek aldık. İçerisinde yaklaşık olarak 200-250 kadar böcek bulunmakta. Diğer üretim aşamalarını sizinle paylaşacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.